Saatimiz 13.30. Yine yarım saat Röter'le Erdem'le Neşe Muhabbet programına startımızı verdik. Abdullah Bey'le çok keyifli, çok hoş bir sohbet gerçekleştirdiğimizden dolayı şimdi giriyoruz diye bir yarım saati geçirdik. Gerçekten hoş sohbet bir insan. Siz de biraz sonra kendisini tanıyınca bana hak vereceksiniz. Programın yarım saatinin nasıl geçtiğini ben hiç anlamadım. Kendi kendimizi birlikte onunla sohbet ettiğimiz esnada içeride odada. Ama neticede bu sohbeti dedik artık Abdullah Bey biraz yayını dinleyicilerimizle birlikte paylaşalım dedik. Ve hemen yayına girdik. Biraz sonra zaten söylediklerime siz de hak vereceksiniz diyorum. Şimdi efendim Abdullah Tan bugünkü konuğumuz. Kendisinin albümünü size doya doya dinleteceğiz. Beğeneceğinize eminim. Öncelikle ben hiç uzatmadan lafı Abdullah Tan kimdir? Nerede doğmuştur? Müzik camiasına nasıl girmiştir? Kaç yıldır bu piyasanın içinde? Önce bir oradan başlayalım Abdullah Bey. Ben Urfa'nın Bilecik kazasında doğdum. 1970 senelerinde 13 tane plak okudum. 6 ay zarfında ne yazık ki ondan sonra Almanya'ya gitmem icap etti. Almanya'ya gidince müzik olayına uzak kaldık ve orada bütün Türkiye'den gelen sanatçılarımız, dostlarımızın konserlerini yaptık. Şimdi de tekrar Türkiye'ye döndüm temelli olarak. Sayın Şahin Özer'in babası Şevket Özer Bey bana bir kaset yapmamı söyledi ve o kaseti de zevkle yaptık. Bir ay zarfında yeni çıktı işte. Onun çalışmasını bitirdik. Yani Abdullah Bey sizin albüm özel plaktan. Özel kardeşler. Yani Şahin Özer'in babasından çıktı. Firması. İyi de bir firma gerçekten. Evet. Bu firmadan herhalde mutlusunuz, memnunsunuz. Tabii. Gereken promosyonu, reklamı yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani Abdullah Tan ismi her ne kadar da insanlarımız tarafından çok bilinmese de oldukça tanıyan, seven insanlarınız var, dinleyicileriniz var. Olsun. Erkan Tokmak var, tanır mısınız? Bu hani birçok eğlence programında darbuka falan çalar. Özellikle evet, de televizyon kanallarındaki yılbaşı programlarında, bayram programlarında sıkça izleriz. Evet, Erkan Tokmak ve ekibi. Evet. Ben onunla konuşurken sordum Abdullah'tan, dedim tanır mısın Erkan Bey? Aa dedi Erdem'ciğim, tanımaz mıyım Abdullah'tan? Çok sevdiğimiz bir isimdi. Sizin albümünüz bir ay olmuş çıkalı ama ondan öncesinden beri demek ki tabii. Bu piyasanın içinde olan insanlar tarafından tanınıyorsunuz. Şimdi dinleyicileriniz de var büyük zaten. Büyük sanatçılar, yani bütün Tarkan'dan tut, Bülent Ersoy'un anı, Mahsun Kırmızı Gül'ünden. Hepsinin programlarını Almanya'da Hamburg kentinde ben hepsinin organizasyonunu yaptım. O yönden beni tanıyorlar. Peki Abdullah Bey, bu albüm çalışmaları ne zaman başladı? İlk teklif kimden geldi? İlk teklif Şahin Özer'in babası Şevket Bey benim çok eski arkadaşım olduğu için tabii o teklifte bulundu. Tekrar bir şeyler yapalım dedi ve biz de onu zevkle çalışma yaptık. Bütün eserlerin hepsi söz ve müzik bana ait. Hepsinde değil mi? Tıpkı Leyli Hanım'ındaki olduğu gibi onun da albümünde bütün şarkıların söz ve müzikleri kendisine ait. Gerçek sanat ve sanatçı budur diyorum. Peki albüm çalışmaları ne kadar bir süre aldı? 4 ay falan sürdü. Hepsi komple? Evet. 4 ay içinde piyasaya sürecek hale gelindi. Evet. Peki hiç feyiz aldığınız, kendinize örnek olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı camiamızda? Valla feyiz aldığımız sanatçı, ben Urfa'nın Bilecik kazasından olduğum için benim canım kadar sevdiğim hemşerim Nuri Sesi Güzel. Nuri Sesi Güzel, evet. Onu hep biz şey yaptık. Örnek aldık. Ondan sonra da Sayın İbrahim Tatlıses var biliyorsunuz. Evet. O da çok güzel bir yerde şu anda. Biz Urfalı olarak, yani daha doğrusu müziğe karşı hevesimiz çok var. Ve daha da nice bütün gençler var. İnşallah onlara da başarılar diliyoruz. Peki Abdullah Bey, 4 ay içinde hazırlıkları yapıldı ve bu albüm çıktı. Efendime söyleyeyim, yine feyiz aldığınız sanatçılara söylediniz, İbrahim Tatlıses, Nuri Sesi Güzel dediniz. Evet. Bu arada Nuri Sesi Güzel, Kanal 7 televizyonda herhalde yanılmıyorsam bir kendince bir güzel talk show yapıyor, güzel bir program yapıyor. İnsanlar ki biliyorlardı da bilmeyenleri duyuralım. Evet. Onun dışında bu albüm hazırlığı içerisinde bütün parçaların söz ve müziği size ait, çok güzel. Evet. Tebrik ediyoruz. Peki kendi adına bir sanatçı, sizin irtibatta olduğunuz, tanıdığınız albümünüzde benim de bir bestem, benim de bir sözüm yer alsın dedi mi? Böyle bir teklifte bulundu mu? Hayır, ben kimseye gitmedim. O işi kendim bildiğim için kendim başardım. Zaten Nuri Sesi Güzel, Sayın Nuri Sesi Güzel beni 96 senesinde Şubat'ın 17'sinde Kanal 7'ye davet etmişti. O gece orada
İki tane türkü okudum. Biri Yeşil Ördek Gibi. Yeşil Ördek. Göllere. Allah Yeşil Ördek Gibi. Bir istek, de istek Gözler gelmiştir. Gözleri Fettan Güzel. Onları okumuştum. Ya bu kadar. Peki dün gelen konuğumuz Mehmet Can'dı. Abdullah Bey size az önce yayından önce söylediydim. Evet. Yeşil Ördek isimli türkü albümünde vardı. Ve bir bayan aradı Arzu Hanım inanılmıyorsam. Evet. Annesi çok seviyormuş. Onun istekte bulundu. Evet. Hem canlı kanlı burada çıplak sesle sevgili Mehmet Can söyledi. Hiçbir melodisel altyapısı olmadan. Aynı evet. zamanda albümünden de girdik. Siz de demek ki bu biz türküyü seviyorsunuz, söylüyorsunuz. Tabii, tabii. Demek ki böyle bir istekte yine bulunabilir. Tabii, buradan tabii. bir mesaj. Yani bir şey diyemeyeceğim. Memnuniyet. Demeyeceğim bir şey. Bu kadar diyorum. Evet. Hemen hatırlatmamızı yaptık. Memnun. Peki ben albümü... Ha bu arada efendim az kalsın unutuyordum. Canlı bağlantı için 0212-278-3031 0212-278-3031 faks çekmek isteyenler için 0212-282-75-0 telefonumuz tabii daha önemli. Canlı bağlantıya daha çok önem veriyoruz. Onun için telefonu tekrar edeyim. 0212-278-3031 5 dakika içerisinde arayabilirsiniz. Şimdi Abdullah Bey'den bir şarkı dinleteceğiz. Bir türkü dinleteceğiz sizlere. Ondan sonra canlı bağlantı için arayabilirsiniz. Ben hemen albümdeki şarkı, türkü isimlerini bir okumak istiyorum. Çünkü böyle olması güzel. İnsanların hoşuna giden bir isim geçiyor, bir türkü ismi. Aa diyor, demek ki bu da varmış bu albümde diyor. Onları, o dinleyicilerimizi merakla bırakmamak için hemen okuyorum. A yüzü, 1. Yıkılma arkadaş. 2. Yaktın beni. 3. Fırsat eldeyken. 4. Romanya kızları. 5. Anlayamadın. 6. Bugün gelen. İsimler de enteresan ve güzel. Şimdi hemen B yüzüne geçiyorum. 1. Kıyamet. 2. Telefonda alo. 3. Atımı bağladım. 4. Dala gel. 5. Ben ölmeden. 6. Pirimi göreceğim. Hemen yapım. Özel kardeşler. Müzik film yapım. Yönetmen ve bağlama Adnan Var Veren. Stüdyo Bircan. Kayıt ve mix Cenk Açıkgöz. Hepsini okuyoruz. Bu arada hemen kasetin içindeki... deki kağıdımızı buna biz ne diyoruz Abdullah Bey? Karton mu diyoruz, kağıt mı diyoruz? Bu bir adı vardır bunun ama. Vallahi şeydir. Sizin adınız. Kapak yapılmıştır. Ya kapak yap. Açtığımız zaman Abdullah Bey'in çok güzel, yakışıklı bir resmiyle karşılaşıyoruz burada. Aldığınız zaman kaseti siz de göreceksiniz. Televizyon programında olmadığımız için gösteremiyorum. Sadece anlatmakla yetiniyorum. Çok yakışıklı. Zaten Erdem'le Neşe Muhabbet programına gelen bütün sanatçılarımız çok yakışıklı insanlar. Onu bir kere daha buradan hemen hatırlatmış olayım. Şimdi Abdullah Bey'e ben bir soru soracağım. Ondan sonra ilk şarkısını dinleyeceğiz, ilk türküsünü dinleyeceğiz kendisinden. Abdullah Bey evli midir acaba? Çoluğu çocuğu var mıdır? Kaç yıllık evlidir eğer evliyse? Vallahi evliydim, ayrıldım 7 senedir. Artık bekarsınız. Artık bekarız. Yani duyurulur. Bir engel, bir mani yok. Yok. Peki çoluk çocuk var mı Abdullah Bey? Var, 3 tane. 3 tane, 3 tane çocuğunuz var Allah evet. bağışlasın. Bayan, kız, erkek? İkisi kız, birisi erkek. Yaşlarını öğrenebilir miyiz? Onların oğlan 31 yaşında, kız 28, bir de 22. 22 ama siz bile en fazla 40 gösteriyorsunuz Abdullah Bey. Ben yok, ciddi söylüyorum. Ben 50'nin üzerindeyim. Ama 40'tan büyük göstermiyorsunuz. Doğrudur. Onu söyleyeyim bir kere. Şimdi o zaman Abdullah... Ben içki sigara kullanmadığım için belki. İçki ve sigara kullanmıyorsunuz. Evet, çok güzel. İnsanlara örnek oluyorsunuz. Ben de içki ve sigara kullanmıyorum Abdullah Bey. Evet. Süt içmeyi çok seviyorum. Bol bol süt içerim. Süt çocuğu gibi. Yok ben de çok süt içerim. Daha doğrusu... 1967'lerden 71'e kadar da boks oynadım. Onun için gençliğimde... Evet. Boks. Abdullah tam boksördür efendim. Heh. Hemen onu bir hatırlatayım. Unutuyordum az kalsın. Zaten baktığınız zaman yapılı vücudu hemen dikkatinizi çekiyor. Tam Naim Süleymanoğlu'nun birazcık daha büyüğünü, cüsselesini düşünebiliriz. Abdullah Tan beyefendi için her şeyle, konuşmasıyla, üslubuyla, efendime söyleyeyim görüntüsüyle dört dörtlük bir sanatçımız kendisi. Teşekkür ederim, sağ olun. Yaptığı spor da güzel bir spor. Boks herkesin yapabileceği bir spor değil zaten. Onun için sağlamsınız, yıkılmadınız, ayaktasınız dimdik evet. ve yıllar boyu da böyle sizi göreceğiz müzik piyasasında. Ben şimdi Abdullah Bey, sizin... Yeni başladık. Onları da konuşacağız. Bir tane türkünüzü dinletelim. Daha sizinle konuşacağımız o kadar çok şey var ki Abdullah Bey. Önce kasetinizden şöyle yavaş yavaş bir çalışmayı başlatalım. Evet. Bakalım ne gelecek. Ben de merak ediyorum. Merakla bekliyorum. Bakın siz başlayınca anonsunu yapın hangisi olduğunu. Roma yakın. Yavaş yavaş gelecek şimdi. Yavaş yavaş. Biz bu arada beklemekteyiz. Bakalım hangisi çıkıyor. Ben de merak ediyorum. Çünkü kasetten gireceğiz. Abdullah Bey'in CD'si yok. Açık söyleyelim insanlara. Sadece kasetten. O CD yapılıyor. Daha CD yeni yapılacak. Olduğu için kaset. Yeni olduğu için ve ilk kez Erdem'le Neşe'ye Muhabbet programına giriyorsunuz. Radyo programı olarak başladı efendim. Hangisi bu? Bu Roma yakın. Roma'dan çıkar yola. Roma'dan çıkar yola. Hep birlikte dinliyoruz efendim.
Romanya'dan çıkar yola, İstanbul'da verir mola. Her gün düşer karakola, işte Romanya kızları. Her gün düşer karakola, işte Romanya kızları. Bizim kızlar, bizim kızlar, en güzeli bizim kızlar. Bizim kızlar, bizim kızlar, en tatlısı bizim kızlar. Bizim kızları görünce vallahi ciğerim sızlar. Bizim kızları görünce vallahi yüreğim sızlar. Rusya'dan çıkar gelir, Trabzon'dan geçer gelir. Rusya'dan çıkar gelir, Trabzon'dan geçer gelir. Rakı şarap içer gelir, işte Rusya'nın kızları. Rakı şarap içer gelir, işte Rusya'nın kızları. Bizim kızlar, bizim kızlar, en güzeli bizim kızlar. Bizim kızlar, bizim kızlar, en tatlısı bizim kızlar. Bizim kızları görünce vallahi yüreğim sızlar. Bizim kızları görünce vallahi ciğerim sızlar. Mehmetlere bayılırlar, Türkiye'ye dağılırlar, kakoşlara bayılırlar. Her gün buradan kovulurlar, işte Rusya'nın kızları. Her gün buradan kovulurlar, işte Romanya kızları. Bizim kızlar, bizim kızlar, en güzeli bizim kızlar. Bizim kızlar, bizim kızlar, en tatlısı bizim kızlar. Bizim kızları görünce vallahi yüreğim sızlar. Bizim kızları görünce vallahi yüreğim sızlar. Bizim kızları görünce billahi yüreğim sızlar. Bizim kızları görünce vallahi ciğerim sızlar. Bizim kızları görünce vallahi ciğerim sızlar. Bizim kızları görünce vallahi yüreğim sızlar. Bizim kızlar. Evet sevgili Radyo Sevgi dinleyenleri, Erdem ve Neşe Muhabbet programımız devam ediyor. Tabii bizim bu arada fonumuzda bir değişiklik var. Hemen ben hemen aynı fonuma dönmek istiyorum. Çünkü bu benim fonum budur. Başlasın bakalım. Şimdi efendim, Abdullah Bey'in gerçekten güzel bir türküsüydü. Bizim kızların ne kadar güzel, Türk kızlarının ne kadar güzel olduğunu her bakımdan anlatan bir çalışmasıydı. Ne işiniz var Roman kızlarıyla? İçim sızlıyor bizim güzel Türk kızları varken. Benim aldığım güzel mesajlar var tabii bundan. Ben öncelikle Abdullah Bey'e sormak istiyorum. Bu türküyü, söz ve müziği size ait bu çalışmanızın. Evet. Neyi düşünerekten, gerçekten Türk kızlarının güzel olduğuna emin olarak mı bu çalışmayı yaptınız, söz ve müziğini yaptınız, yoksa öylesine yani bir mesaj vermek adına mı? Gerçek düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz Abdullah Bey? Gerçek düşüncem şudur. Ben inanıyorum ki Türk kızları dört dörtlüktür. Tabii Romanya, Rusya kızları arasında çok büyük fark var. Her şeyde karakter farkı var biliyorsunuz. Bu kadar mı Abdullah Bey? Yani onu düşünerek yazdım. Şimdi gerçekten güzel bir mesaj var. Yani burada Türkiye'ye Roman akımı var. Özellikle Roman bayan. Gazetelerde her gün görüyoruz. Her taraf, her zaman görüyoruz. Yani bizim bu Türk erkekleri niye böyle? Bu hakikaten bu Romanlere düşkünler. Yani ne var onlarda? Bizim ben kendimce kişisel fikrimi söylüyorum. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bilemeyeceğim Abdullah Bey. Şöyle bir dışarı çıktığımızda, etrafta dolaşırken, bir yerde bir kafeterya gittiğimizde, bir restoranta gittiğimizde, efendime söyleyeyim, hoş bir
filmi seyretmek için sinemaya gittiğimizde bakıyorsunuz ne kadar güzel kızlar var. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde erkeğin 3-4 katı bayan varken ne işiniz var sizin el alemin ülkesinin Roman kadınlarıyla, tabii, kızlarıyla? Yani doğru bir mesaj var burada. Bırakın şu Romenleri, Türk bayanları var. Birisi eğer bir ille bir bayan istiyorsanız, öyle bir düşünceniz varsa, arkadaşlık yapmak istiyorsanız, biri olmaz, ikisi olmaz, üçü olmaz. Elbet sizinle konuşacak, ilgilenecek biri vardır. Zaten bu yavaş yavaş terse döndü. Artık bayanlar erkeklere daha ilgi duyar hale geldi. Ne işiniz var Roman kızlarıyla, kadınlarıyla? Yani söyleyeceğim yani. Olmaz. Çok güzel bir türkü. Söylemek zorundaydım Abdullah Bey. İçimden geldi. Sizin bu mesaj dolu türkünüz beni bu türkü, şeyleri söyletmeye mecbur bıraktı. Tabii bu türküyü yazmamın sebebi ben 20 küsür sene Avrupa'da kaldım. Fransa'sından tut, Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya hepsini biliyorum. Gezdim, iş yaptım, ticaret yaptım. Ve oradaki ortamı da gördüm. Bizim ortamımız her zaman için biz dört dörtlük bir milletiz. Evet. Ona dayanarak ben bu türküyü yazdım. Peki içinden birkaç cümlesini söyledi misin sözel olarak? İnsan... Tabii Romanya'dan çıkar yola, İstanbul'da veririm ola, her gün düşer karakola. İşte Romanya kızları, bizim kızlar, bizim kızlar, en güzeli bizim kızlar. Bizim kızları görünce vallahi yüreğim sızlar. Hani yüreğim sızlar demesinin sebebi insanın kanı kendi milletine kaynar. Evet. Yani mesaj güzel. Herhalde bir telefonumuz varmış Abdullah Bey. Tabii. Alo. Alo dedik. Ha, biz. Alo. Efendim duyuyor musunuz? Duyuyorum şu an. Evet, nasılsınız efendim? Teşekkürler, iyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nereden arıyorsunuz? Ben İstanbul Osman Bey'den arıyorum. İstanbul? Yani şu an iş yerindeyim, evet, hemşireyim. İş yerinden aradığım için zamanında çok kısıtlı sizi dinliyordum. Teşekkür ederiz. Öncelikle yayınınızı çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. Osman Bey'den arıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Hemşireyim. Kendim. Hemşiresiniz. İsim soyadınızı alabiliriz tekrar. Gülcan Metin. Pardon? Gülcan Metin. Gülcan Metin. Evet. Evet, Abdullah Bey de yanımızda. Evet, peki Abdullah Bey'e yöneltmek istediğiniz bir sorunuz var mı? Abdullah Bey'i çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Kasetini aldım. Yorumu ve tarzını çok beğeniyorum. Sizi bekletebilir miyim? Telefonu çalıyor. Tabii bekliyoruz. Abdullah Bey, Gülcan Metin hanımefendi arıyor. Hemşireymiş Osman Bey'de. Telefonu çaldı. Biraz bekletiyor bizi. Beklesin. Biz bu arada Abdullah Bey'le konuşalım. Abdullah Bey, buyurun hanımefendi. Hiç önemli değil. Böyle arada telefonlara bakmak gerekiyor. Dediğim gibi Abdullah Bey'i çok beğeniyorum. Kasetini aldım, dinledim. Yorumu ve tarzı çok güzel. Kendim de müzikle ilgilendiğim için özellikle ilgileniyorum. Öyle mi? Ne tarz söylüyorsunuz Gülcan Hanım? Türk halk müziği söylüyorum ben de. Türk halk müziği. Peki siz de kaset yapmayı falan düşünüyor musunuz Gülcan Hanım? Kaset yapmayı tabii düşünüyorum ama bu piyasada bu işi yapmak isteyen o kadar insan var ki pek şansım olduğunu düşünmüyorum. Allah Allah, öyle şey olur mu? Bizim ses yarışmamız var. Öyle mi? Tabii Gülcan Hanım, burada A Yapım Asya'nın Sesi, Erdem'le Neşe Muhabbet ve Radyo Simge olarak bir yarışma düzenliyoruz. Kazanan bir dinleyici her şeyi firmadan olmak üzere, klibi çekilmesi bile firmadan olmak kaydıyla bir kaset yapılacak. Öyle mi? Böyle bir imkanımız var. Bu şansı kaçırmayayım ben. Tabii bu şansı kaçırmayayım. Bayramdan sonra sizi ağırlayalım, radyomuzda konuk edelim. Bu arada tabii Gülcan Hanım, siz aslında Abdullah Bey'le konuşacaksınız. Burada konuk odur. Ben bir sormak istediğiniz, onunla paylaşmak istediğiniz bir şey varsa onu da alalım unutmadan. Abdullah Bey sizi dinliyor şu anda. Tamam. Benim Abdullah Bey'e sormak istediğim şey, öncelikle merhaba demek istiyorum. Abdullah Bey. Abdullah Bey, duyuyor musun? Merhaba demek istiyorum size. Burada bir laklık sorunumuz var da Gülcan Hanım, onun için biraz zor duyuyor sizi. Evet, anlıyorum. Öncelikle merhaba diyorum ve gelecekte neler düşündüğünü, bu müzik adına neler yapmak istediğini çok merak ediyorum. Bunu sormamın sebebi de örnek almak istiyorum. Yani bu tip insanlara örnek almak istediğim için bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ne öneriler bana ve kendileri ne yapmak istiyorlar? Canı gönülden yardım edeceğiz. Diyor ki canı gönülden yardım edeceğiz diyor. Öyle mi? Çok teşekkür siz ediyorum. Siz o soruyu bir daha tekrarlar mısınız? Abdullah Bey, ben sizin adınıza bir daha sorayım. Bir daha sorayım. Gelecekte müzik adına neler yapmak istiyorlar? Gülcan Hanım diyor ki gelecekte müzik adına neler yapmak istiyor diye soruyor. Yani güzel şeyler yazıp yani üretmek istiyoruz. Duydunuz mu Gülcan Hanım? Güzel şeyler yapıp üretmek istediğini iletti Abdullah Bey. Efendim? Güzel şeyler yapıp üretmek istediğini, bu piyasada kaliteli yapımlarla dinleyicinin karşısına çıkmak istediğini söyledi. Alo. Efendim. Duydunuz mu beni? Tamam, duydum. Ve canı gönülden de her konuda da size destek olmak istediğini de iletti bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar size başarılar diliyorum. Gülcan Hanım, telefonu kapatmadan önce o güzel sesinizden bir kuple bir şey söyleyebilir misiniz? İki cümle. Bir saniye bekler misiniz? Tabii bekliyoruz. Hep bekliyoruz zaten.
Söyle atlama, yayında söyleyin. Tamam, oldu, okey. Sizin... Aman aman, sizin kasetten, sizin albümden mi bir tane söylesin? Tamam, ekstra şey yapalım. Alo. Buyurun Gülcan Hanım. Maalesef iş yerinde olduğum için yapamayacağım. Çok mu etraf kalabalık? Hastalarınız var. Peki, hastalarınıza geçmiş olsun diye dileklerimizi iletin. O zaman ben bir şey sizden tekrar duymanız için tekrar edeceğim. Bayramdan sonraki hafta sizi burada konuk edelim. Tamam. Ve güzel o çalışmalarınızı burada canlı kanlı insanlara söyleyin. Belki bizden güzel bir imkan olabilir kaset yapmak adına size. Tamam, çok teşekkür ederim. Oldu, biz de teşekkür ederiz Gülcan Hanım. Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi günler. Evet sevgili Radyo Simge dinleyenleri, şimdi hemen açıklama yapayım. Şimdi biraz gördüğünüz gibi ufak tefek böyle bir düdük sesi gibi sesler duyuldu. Anlaşmada güçlük çekildi. Şimdi dinleyicimizin olduğu aradığı yerde yayında biraz cızırtı varmış. Konuşmalar gidip gelmiş geliyormuş. Ondan dolayı biz biraz telefondan idare etmeye çalıştık işi. Ondandır efendim bu biraz anlaşma güçlüğü çekmemiz. Onu hemen ileteyim. Cızırtı yapılmasından, yani cızırtılı bir yayın gitmesine rağmen yine de Gülcan Hanım aradı. Teşekkür ederiz kendisine duyarlılığından dolayı. Anlaşma güçlüğü de kimi zaman çeksek de çok güzel, çok hoş bir sohbet oldu. Ve kendisini bayramdan sonra Gülcan Hanım'ı, Gülcan Metin'di soyadında yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Gülcan Metin hanımefendiyi bayramdan sonra programımızda ağırlayalım. O güzel sesini sizlere dinletelim. Ve hiç anlaşma güçlüğü çekmeden burada diyalog halinde, monolog değil, diyalog halinde güzel bir sohbet gerçekleştirelim kendisiyle. Ve madem Abdullah Bey'in geldiği bu programda aradı, kasetini de dinlediğini söyledi çok zevkle. Abdullah Bey'i de çağıralım o gün. Gülcan Hanım'la Abdullah Bey'i de buluşturalım burada. Çok keyifli, çok hoş bir Erdem ve Neşe'yi muhabbet programı bayramdan sonra demek ki sizi bekliyor efendim. Bu arada hemen hatırlatayım. Efendim yarınki Erdem ve Neşe'yi muhabbet programının konuğu sinema dünyamızın güçlü ismi Oya Aydoğan olacak. Tekrar ediyorum. Yarın 13-15 arası Erdem ve Neşe'yi muhabbetin konuğu sinema dünyasının güçlü ismi ve ünlü ismi Oya Aydoğan hanımefendi yarın Erdem ve Neşe'yi muhabbet programının konuğu olacak ve son zamanlarda da gazino çalışmalarıyla da gündeme gelen Oya Aydoğan hanımefendiyle çok hoş, çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizlerden de telefon bekliyoruz ve Oya Aydoğan gibi oynadığı rolün hakkını veren değerli bir insanla burada program yapmak beni de çok mutlu edecek. Yarın kendisi konuğumuzdur. Şimdi hemen Abdullah Bey'e dönmek istiyorum. Abdullah Bey, demek ki sizin kasetiniz çıkalı bir ay gibi bir süre olduğunu söylediniz. Osman Bey'den hemşire Gülcan Metin hanımefendi almış, dinlemiş bile. Demek ki ben sesinden anladığım kadarıyla çok genç bir bayandı. Aslında çok şeyler konuşabilirdik ama anlaşma güçlüğünden dolayı her konuya giremedik kendisiyle. Sizin kasetiniz demek ki gençlere de hitap ediyor Abdullah Bey. Tabii zaten onu düşünerek. Bu kadarcık mı cevap veriyorsunuz? Ben şöyle o zaman açayım konuyu. Onu düşünerek yazdınız da peki sizin onu yazarken burada bir aşk yarası, bir efendime söyleyeyim üzülme, birine kırılma ile ilgili düşüncelerinizi açığa vuran bir çalışmanız var mı bu albümün içerisinde? Tabii ki her şarkı yazılırken bir senaryo gibi düşünülerek yazılıyor. Bir de hayatın içinden insanın çektiği acılar veya kız sevdiğinden ayrılma veya kavuşmak, hep bunları canlandırıyoruz bir senaryo gibi karşımızda, ona göre yazıyoruz. Demek ki gençler de bundan tabii bir şeyler almışlar ki sizin albümünüz genç kitle evet tarafından da alınıyor. Ben tabii ki tebrik etmek istiyorum. Namütenahi saygılarımı teşekkür iletiyorum. Ederim. Sizin gibi istidatlı bir kişinin burada bizim konuğumuz olması bizi gerçekten iddia ediyor. Siz kendi alanınızda gerçekten izzete değer bir insansınız Abdullah. Onu hemen söyleyeyim. Ve yine öz Türkçe, eski kelimelerden konuşmayı çok severim. Çünkü nedense konuk geldiği zaman programıma yaşım genç olmasına rağmen kendimi 35-40 yaşındaymış gibi hissediyorum. Neden bilmiyorum, böyle bir düşüncem var. Onun için böyle kelimelerle konuşmak da beni mutlu ediyor. Efendime söyleyeyim, sizin gibi mihmanları, sizin gibi istidatlı mihmanları Erdem ve Neşe Muhabbet programı olarak kesbetmek, efendime söyleyeyim yine sizin gibi kerim insanlarla burada program yapmak benim için en müstakim karardır. Ve bu müstakimliği, bu güzelliği Erdem ve Neşe Muhabbet programı olarak ve Radyo Simge olarak dinleyicilerle hep buluşturacağız. Çok teşekkür ediyorum size. Ben de size başarılar diliyorum. Radyo Simge'nize de başarılar diliyorum. Şimdi zaten ikinci parçamı da çalınacak. O da tabii, onu dinleyeceğim. Yıkılma Arkadaşım. Yıkılma Arkadaş. Şimdi... O çok mevzulu bir türküdür. Buyurun efendim, mevzusuna girelim. Mevzusu hani mesela kaybetmiş bir insan. Daha evvel varlığı çokken sonunda kaybetmiş. Kaybettiği zaman da eski mesela iyilik yaptığı insanlar ondan hep kaçmışlar. Biz de onu dile getirdik.
Yıkılma arkadaşım kaldıran olmaz, derdini anlasan aldıran olmaz. En yakın dostum bile halini sormaz, yıkılma arkadaşım kaldıran olmaz. Düşüne bir tekme de vur benden misali tabii, sanki. Tabii, tabii. Yani ona göre yazdıkmış. Bir mesela, insan yıkılmaya görsün. Tabii. Hiç yardım edeni olmuyor. Evet. 1000 kişiden en fazla 2 kişi belki ona yardımcı olmaya çalışırken 998 tanesi hep onun aleyhinde çalışan yani insanlar oluyor. Yani o şarkıyı ben yıkılmış arkadaşlar için. Tabii ne güzel. Tabii ki bizler de bir yıkıldık, kalktık, düştük, kalktık da bu yıkılma arkadaş çok manalı bir parça. Manalı bir. Sizin bütün türkülerinizde mesaj var Abdullah Bey. Mesela. Yani hakikaten gençler biliyorlar neyi nasıl alacaklarını, kimin albümünü, kimin kasetini alacağını. Bunu dinlediği zaman öyle ha tamam falan deyip de değil geçmez. Tam tersine türkünüzdeki her sözden kendi atlarına mesajlar alırlar Abdullah Bey. Evet. İşte biraz zaman geçsin muhakkak ki piyasaya daha da fazla dağılım olacak. Ve o zaman daha iyi de telefonlar alacaksınız. Tabii bizim programın da inşallah buna katkısı olursa çok seviniriz. O zaman Abdullah Bey sizin ikinci türkü, biz bu albüm baştan sona türkü albümü değil mi Abdullah Bey? Yani içinde fantezi falan yani karışık. Biz türkü fantezi tarzı diyelim. Tabii. Sizin bu Yıkılma Arkadaş isimli parçanızı evet. Radyo Simge dinleyenlerine hemen armağan edelim. Tabii. Parçadan sonra da görüşelim efendim. Tabii. Thank you.
dost olurlar olurlar. Kötü kötü güne düşersen kaçar kaybolurlar olurlar olurlar olurlar. Arkadaş demezler, arkadaş demezler. Sırtından vururlar, vururlar. Arkadaş demezler, sırtından vururlar. Yıkılma arkadaşı, kaldıran olmaz. Derdini anlatsam kaldıran olmaz. İşte böyle arkadaşım, en iyi gününde sana dost olurlar. Kötü güne düşersen kaçar kaybolurlar. Arkadaş demezler, sırtından vururlar. Yıkılma, yıkılma arkadaşım, kaldıran olmaz. Derdini anlatsan kaldıran olmaz. Yıkılma arkadaşım, yıkılma, kaldıran olmaz. Sevgili Radyo Simge dinleyenleri, Erdem ve Neşe Muhabbet programına konuğumuz Abdullah Tan Beyefendi ile birlikte devam ediyoruz. Şimdi kendisine çok güzel, çok hoş sorular soracağım. Sizin de beğeneceğinizi umduğum sorular. Tabii ben her zamanki gibi hemen Abdullah Bey'in kasetini elime alarak sormak istiyorum. Çünkü o şekilde daha mutlu hissediyorum nedense kendimi. Abdullah Bey, siz müzik piyasasına girdiğiniz zaman ve daha öncesinde de bir popçu modası aldı gidiyor. Evet. Her gün sabah kalkıyorsunuz. Ben hatta akşam yatmadan önce televizyonda haberlerde ne var diye bakıyorsunuz. Birini görüyoruz yani mutlaka bir şekilde ve haber bültenlerine de konu olmayı başarıyorlar. Buna albümünüz çıkmadan önce nasıl bakıyordunuz? Bu albüm çıktıktan sonraki düşünceleriniz ne alemde her gün çıkan bu popçularla ilgili olarak? Şimdi popçuların da kendine göre bir tarzları var. Onları da takdir etmek lazım. Müziğin her bölümünü biz seviyoruz. Ama istiyoruz ki öz türkülerimizi unutmayalım. Onları söylerken yine öz türkülerimizi unutmayalım. Ama ben inanıyorum ki yine her şey eskiye dönecektir. Evet, bunu çok konuşuyoruz zaten. Eskiye dönecektir. Çünkü pop müziği tabii ki gençler tarafından seviliyor ama bir ahengi yok. Hani biz de biliyorsunuz Türk milleti duyarlı bir milletiz. Böyle ne bileyim ki eski sanat müziği mesela çok güzel sanat müzikleri, halk müzikleri. Değil mi? Uzun dehşet havalar. Bizim köylerimizin, bizim hani yörelerimizin parçaları bunlar unutulmaz. Düşünün ki çok şarkılar çıkıyor, batıyor ama bir mesela Aşık Veysel'in şarkıları hiçbir zaman için unutulmuyor, batmıyor. Her zaman okunuyor. Uzun ince bir yoldayım mesela. Eski uzun havalar kışlalarda oldu bugün. Mesela Karadeniz bölgesinden Çarşamba'yı sel aldı. Bunlar havada bulut yok. Bu ne dumandır, mahallede öyle yok. Bu ne figandır. Abdullah Bey, orada söyleyebilir misiniz? Yemen'deki mesela harpte şehit olmuş insanların, vatandaşlarımızın, bunlar hep büyük şeyler yani. Bunlar unutulmaz. Söyleyebilirim tabii. Havada bulut, havada bulut yok. Bu ne dumandır, mahallede ölümü yok. Bu ne figandır, ah bu Yemen eli. Ne de Yaman'dır, han o Yemen'dir. Gülü çimendir, giden gelmiyor, bilmem nedendir. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, bilmem ne iştir.
Bravo Abdullah Bey, bravo. Çünkü benim de amcam Çanakkale'de şehit olmuştu. Bunlar hep eski bizim memleketimiz toprağımız için, kanlarım döken insanlar için. Allah onlara şimdi rahmet diliyorum. Toprakları bol olsun. Biz de ancak bu mesajı verebiliyoruz. Abdullah Bey, sesiniz de bayağı güzelmiş yani. Nedense ben hep düşündüğümden daha iyi sesler çıkıyor. Yani Urfalıların sesi hep güzel olur. Neden? Bizim Urfa'mız... Neden Abdullah Bey? Hakikaten Urfa'mızda neden? Urfa'mızda nem yoktur. Nemsiz bir havası vardır. Ondan sonra Urfa'da, hani Urfa derken bizim o yören insanlar hep böyle ezilerek büyümüşlerdir. O ezgi onları artık ne bileyim ki böyle uzun havalar okumayı, dertli şeyler okumayı. Yani Urfa'da nemli bir hava yok diyorsunuz. Yoktur, yok. Yani böyle sıcak hep bir hava var. Tabii. Hep böyle güneş, ama günlük sıcağı da yani insanı hasta etmeyen bir sıcak. Yani bütün... Yapışmayan bir sıcak. Sadece yani. Ve sadece bütün mesele ne, havanın nemsiz olması mı Urfa'dan çıkan insanların sesinin güzelliği? Onunla mı alakalı? Urfa peygamberler diyarı biliyorsunuz. Evet. Peygamberler diyarı. Ve bizim hani memleketimizde ne bileyim ki daha iyi onun bunun dedikodusu etmedense güzel şarkılar söylesinler. Ve de çiğ köftenin de büyük payı var yani. Çiğ köfte, çiğ köfte. Vatandaşlara tavsiye ederim. Acı biber yesinler. Evet. Acı biber çünkü damardaki kandaki hastalığı yakalıyor. Yani ben hep acı biber yerim. Onun için de mutluyum acı biber yediğim için. Acı biber yediğiniz zaman bir kere acı biber vücuda çok sağlıklıymış. Bütün organlara hepsinin ayrı ayrı faydası varmış acı biberin. Tabii. Onun için ağzınızda yansa efendim yiyemeyecek durumda da olsanız ara sıra acı ya kapılarınızı açın deniyor. Şimdi biber olarak şöyle olur. Şöyle bir şey bizim İsot. Acı biberi sevmemizin sebebi bizde çocuk 2 aylıkken doğmuşken daha 2-3 aylıkken çorbaların içine hafif hafif acı biberi koyarlar. O çocuğa tattırırlar yani. Tadınca bir temel atılmış oluyor. Ne açıdan temel atılmış oluyor? Yani acının temeli atılmış oluyor. Atılmış oluyor ki ileride acıya karşı duyarlı olsun. Yani tabii acıyı, tabii duyarlı olsun. Acıdan kaçmasın, yesin bol bol. Acılı lahmacun yesin, acılı kebap yesin. Adana Urfa yesin. Adana'dan da niye peki sana aç çıkmıyor? Şimdi şeyde mesela Küçükçekmece'de bir tepe üstünde altın sofra var. Çok meşhur doğru, bir yer. Doğru. Oradan telefon geldi zaten. Orada çok güzel kebaplar, çok güzel çiğ köfteler yapılıyor. Yani oranın çiğ köftesini yiyenler her zaman orayı arıyor. Ne kadar güzel söyleriz çünkü şimdi. Çünkü orası çok güzel, büyük bir yer. Aile, zaten, kebap ve lahmacun salonu efendim. Ailenizle üzerinde, gidebileceğiniz yerlerden, müstesna yerlerden biri. 40'ın üzerinde personeller var. Yani çok müşteriye önem verirler. Ve müşteriler de onlardan çok memnundur benim görüşüm. Ben de hep orada yerim. Peki, onun için tavsiye Abdullah ederim. Bey, Adana, Urfa, Beyti, dur söyleyelim bakalım. Bunlardan hangileri var? Adana, Urfa, Beyti, domatesli kuzu şiş, tavuk şiş, tereyağlı İskender, yoğurtlu, Alep işi, Ali Nazik, altın ezmeli, patlıcanlı, Urfa çamlık, haşhaş, sarma beyti, et sote, çoban kavurma, sade kavurma, büftek, bonfile, pirzola, kiremit şiş, Arap tava, kuzu tandır, kömürde döner, saç kavurma. Olmayan bir şey yok burada. Her ya şey bunlar var mı? İstanbul'un her köşesinden oraya gelir aileleriyle. Çünkü aile salonu. Çok güzel ağırlarlar müşterilerini ve müşteriler de hep memnundur, dostlarına tavsiye ederler. Onun için ben de hep orada durmadan her akşam çiğ köfte yiyorum desem inanın. Sizin albümünüz sürekli, kasetiniz orada dönüyormuş. İnsanlar çok tabii, ilgi duyuyorlarmış. Ederim, ilgi duyuyorlarmış. Hatta başka bir kaset takıldığı zaman Abdullah Bey'i tekrar dinlemek istiyoruz diyorlarmış. Doğru mu? Böyle bir şeyler duydum ben. Bir şeyler söylerdi. Oluyor, bir şeyler oluyor tabii. Hatta biz de yayından önce sizin geleceğinizi duyunca arayıp sordular. Biz dedik ki yayında arayın, bağlantı yapalım dedik. Evet. Eğer hatlar bayağı bir meşgul ama zannediyorsam ki düşürecekler. Onlara da bir bağlantı yapmaya çalışırız. Evet. Altın sofrayla. Altın sofra. Peki, Küçükçekmece tepe üstünde zaten. Tepe üstünde. Bu bayağı bir İstanbul'un bir diğer ucu gibi bir yer. Tabii ama güzel bir yer. Hatilya taraflarına güzel yakın. Yer, güzel bir yer. Güzel bir yer. Peki Abdullah Bey. Urfa'dan sanatçı çıkıyor. Hepsi güzel insanlar çıkıyor. Adana'dan niye çıkmıyor? Orada da nem yok. Orada da sıcak. Adana'dan da çıkıyor. Oradan kebap çeşitleri var. Ferdi Tayfur var. Öyle mi? Adana'da mı? Tabii. Eski Adana'nın güzel sanatçıları vardı. Hepsi tabii bir kısmı rahmetli oldu. Ve güzel Adana'da müzik üzerinde çok ama nadir. Yok ya dedi. Şeyler var yani. Herkes Urfa'dan tabii geliyor. Urfa şimdi. Urfa bu işin nasıl ki Trabzon futbolun tarlası ise Urfa'da bu işin. Duayeni diyelim. Tabii. Evet, sanatçı güzel sesle çıkartan illerimizden, müstesna illerimizden bir tanesi. Tabii. Peki Abdullah Bey, sizden yine güzel bir çalışma dinlemeden önce bir güzel, bir hoş soru sormak istiyorum. Abdullah'tan hiç fıkra anlatır mı? Veyahut da çok hoş bir bilmece sorar mı? Böyle yetenekleri, böyle özellikleri var mıdır Abdullah Bey'in? Veyahut da şiir okur mu? Sadece şarkı, türkü mü söyler? Hemen hemen hepsini beceriyoruz. Hepsini beceriyorsunuz. İsterseniz aklınıza gelen bir tane varsa fıkra, şiir alalım. Ben veyahut... hemen şunu söyleyeyim. Nasrettin Hoca'dan anlatayım. Buyurun efendim.
Gençler hocayı kandırmak için hocayı hamama davet ederler. 40 tane genç davet ederler. Ama ilk önceden herkes birer tane yumurta almış, saklamış. Giderler hamama, tabii ki normalde peştemal sarılmış, oturuyorlar. Başlarlar yumurtaları, tabii avuçlarında saklıyorlar. Tavuk gibi, daha doğrusu tavuk gibi hareket etmeye başlarlar. Hocaya derler ki, sen hoca madem bu kadar meşhursun, göster kendini derler. Bakalım senin hünerin nedir? Bak herkes burada birer yumurta yumurtlayacak. Yumurtlayabilir misin? Hoca diyor tabii. Herkes yumurtluyor. Şey, hani hoca seninki? Hoca da kalkıyor. Hamamın o yuvarlak taşıyor. Evet. Kollarını horoz gibi sallıyor. Diyor ki ya 40 tane diyor tavuğun bir de horozu olurdu işte. Doğru. Ne kadar güzel bir cevap veriyor. O tavuklar yandı. Ayva yedi. 40 tanesi. Nasrettin Hoca. Yani Nasrettin Hoca'ya vız gelir yani. Evet. Peki. Çok güzel bir fıkraydı diyelim. Bir tane de ben biraz sonra örnek vereyim. Tabii. Size Abdullah Bey. Bakalım benim anlatacağım fıkrayı beğenecek misiniz? Şimdi o zaman sizden yine bir parçayla sevgili Radyo Simge dinleyenlerini bir baş başa bırakalım. Dinleyeceğimiz parçanızdan sonra yine güzel sohbetimize devam edeceğiz. Kahpelikle yıktın beni, vurdun beni, vurdun beni, beni hep sırtımdan vurdun beni, beni merke vuramadın, kalleşlikle vurdun beni, beni merke vuramadın, kalleşlikle vurdun beni. Dağlar beni, dağlar beni, bu acılar dağlar beni. Yüreğimden yaralıyam, anlamıyor doktor beni. Dallarını kıracağım, bu çektiğim acıların hesabını soracağım, hesabını soracağım. Açma doktor yaram derin, yarama bir ilaç verin, bu yaradan ölmez isem anam, ondan sonra Mevlam Kerim. Bu yaradan ölmez isem anam, ondan
Ondan sonra Mevlam Kerim. Dağlar beni, dağlar beni, bu acılar dağlar beni. Ciğerimden yaralıyam anam, anlamıyor beni. Sevgili Radyo Simge dinleyenleri, Erdem'le Neşe Muhabbet programımız Olağancı Hızıyla, Jet Hızıyla konuğumuz Abdullah Tan Beyefendi ile birlikte sürüyor. Biliyorsunuz Abdullah Bey az önce çok güzel bir fıkra anlattı, bizi güldürdü, hepimizi güldürmeye başardı burada. Bari bir fıkra da ben anlatayım, niye alt kalayım yani? Benim alt kalır ondan bir yanım var sevgili Abdullah Tan Beyefendi. Bir fıkra da ben anlatayım ki biliyorsunuz Erdem'le Neşe Muhabbet programı tanıtım programını yaptığımız, tanıtım programını sunduğum ilk hafta bol bol fıkra anlatıyordum zaten sizlere. Bakınız uzun süre ara vermiştim, hemen bir örnek göndereyim. Aritmatik öğretmeni Temel öğrencilerden şikayet ediyormuş. Derste 5 kere 5 kaç ediyor diye sorarım, 40 diyorlar. Halbuki 5 kere 5 25, bilemedin 30. Evet, bir örnekti. Eğer Abdullah Bey ilerleyen dakikalarda fıkra örneklerini devam ettirirse ben de bu örnekleri kendimce sürdürmeye çalışacağım. Yani Abdullah Bey'den de fıkra, benden de fıkra dinleme imkanınız var ama eğer Abdullah Bey anlatırsa. Yoksa benden fıkra yok. Öyle. Böyle bir şart koşalım ki Abdullah Bey'e biraz fıkra anlattıralım programda. Şimdi hemen soruma geçiyorum. Şöyle hemen bir dönelim karşılıklı sevgili Abdullah Beyefendiyle. Evet Abdullah Bey. Şimdi bu albümde Kıyamet Kopuyor isimli bir çalışmanız var. Zaten kaset kapağında da isim olan çalışmalarınızdan bir tanesi. Bu hangi kıyameti anlatıyor? Şimdi Kıyamet Kopuyor şöyle bir şey. Ben dünyanın şu andaki gidişatın üzerine yazdım. Mesela Kıyamet Kopuyor'un başında diyor ki her gün bir ülkede kıyamet kopuyor. Maalesef yoksa bu dünyanın sonu mu Mevlam? Evlat babasına karşı geliyor. Yoksa bu dünyanın sonu mu Mevlam? Hani bu dünyadaki mesela şu andaki olan şeyleri ben hepsini canlandırdım. Ve onu artık dinleyiciler kendileri karar verir. Anladım. Yani bu düşüncelerinizi, bu çalışmanızda insanları duyurmayı düşündünüz. Peki siz böyle bir şey düşünüyor musunuz? Kıyamet diye bir şey var mı? Kıyamet kopacak, kopacak falan deniyor. Var mı böyle bir şey? Müslüman olarak yani bir itikadımız var tabii ki. Böyle bir inancınız var mı? Her işin bir başlangıcı var, bir de sonu var. Muhakkak ki bir sonu bulacağız. Anladım. Siz tabii böyle bir şey düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz. Tahayyül ediyorsunuz yani. Bu Allah'ın şeyindedir yani. Kanununda vardır. Kıyamet muhakkak ki olacak. Ama Allah bizi o günlere koymasın. Bizden çok eskiden sonra olur. Eskiden bizim büyüklerimiz derdi ki Allah toprak ucuzken canımızı alsın. Demek ki o zaman toprak bedavaydı. Ama şimdi mezarlar da biliyorsunuz ki. Allah evlatı yer kalmamış. Mezar mahvesi falan var. Her şeyi artık tabii yani. Tabii yine Allah her insana uzun ömür versin. Tabii mutluluk hayat versin. Teknoloji gelişiyor. Evet. Hayat rahatlaşıyor, kolaylaşıyor. Aynı oranda da kötüleşiyor. Birçok eski zamanda, eski İstanbul zamanında eski İstanbul beyefendilerini, hanımefendilerini göremez olduk. Ben, ama teknoloji tabii gelişiyor, o ayrı. Şöyle söyleyeyim, ben kendim Urfa'dan İstanbul'a... Her şey Abdullah Bey zıttıyla kanidir demişler. Tabii İstanbul'a 58 senelerine geldiğim zaman İstanbul 750 bin, 800 bin kişi falandı. 1 milyon bile değildi. Ve biz Beyoğlu'na Taksim'e çıktığımız zaman en güzel elbiselerimizi giyer çıkardık. Aman oradaki insanlar çünkü çok efendi insanlar diye. Ve çıktığımız zaman da çok güzel kibar hanımefendiler yani böyle giyinmiş tertemiz görürdük ve beyefendileri gördük fotörler başında elbiseleri tertemiz. Şimdi Beyoğlu'na çıkıyoruz, Taksim İstiklal Caddesi'ne çıkıyoruz. Allah'ım ya Rabbi sanki bir Avrupa'daymışız gibi. Avrupalıların giydiği, Avrupalıların saç modeli. Yani hep Avrupa. Ama diliyoruz yine eski günümüze dönelim. Eski günümüze dönelim. Tabii. Şimdi bir de özellikle benim madem İstiklal Caddesi'ne örnek verdik. Abdullah Bey, inanmak güç. Bayanlar özellikle, erkekleri es geçiyorum çünkü bayanlar daha çok yapıyor. Hiç görülmemiş renkte çoraplar, evet. Hiç görülmemiş renkte mantolar, etekler, evet. Saç renkleriyle dolaşıyorlar. Sizce bu bayanlar böyle dikkat çekiciliklerini
niye insanlara sergiliyorlar böyle renklerle, böyle saç modelleriyle? Yani kendilerini beğendirmek için mi, değişiklik yapmak için mi? Mutlaka siz de şahit olmuşsunuzdur. Taksim'e, İstiklal Caddesi'ne gidiyorsunuzdur. Bunun nedeni sizce nedir? Bence erkeklere kendilerini beğendirmek adına yapıyorlar. Çok da kötü. Hiç ben beğenmiyorum. Sizin düşünceniz nedir? Nasıl bakıyorsunuz? Benim düşüncem çok değerli bir insan olarak. Bunu derken hani geri bir fikirle söylemiyorum. Yani kapalı, kadın kapalı olduğu müddetçe güzeldir. Böyle yapmak tam kötü oluyor. Ters etki güzeldir yapar değil mi yani sizce? Tabii. Ben şahsen kadını öyle seviyorum. Yani sade, tabii. Kapalı, fazla böyle tabii. Rengarenk, çok kendini beğendirecek tarzda kıyafetlerle, saç renkleriyle tabii, değil, sade tabii. Haliyle beğeniyorsunuz. Tabii, buradan tabii. Bayanlara duyuruyoruz. Hiç böyle şeylerle uğraşmayın, çırpınıp didinmeyin. Aksine beğenilmek yerine insanlarda bir iticilik uyandırıyorsunuz efendim. Hep mesaj veriyoruz zaten böyle bu programda. Hem Abdullah Bey'in de güzel, o değerli fikrini, düşüncesini öğrenmiş olduk. Zaten kıyamet kopuyor diye bir şarkınız, türkünüz, çalışmanız var. Onunla ilgili konuştuk. Eğer böyle bayanları biz çok sıkça görürsek böyle de bir kıyamet kopacak yakında zaten. Ben söylemek istemiyorum. Mesaj şunu her yerlere dinledikleri gidiyor. Dinledikleri zaman içinde neler var anlayacaklar. Anlayacaklar. Peki Abdullah Bey, gerçekten çok keyifli bir sohbetimiz var. Ben yine yavaş yavaş konsantrasyonumu kazanmaya başladım. Abdullah Bey, bana Aytaç Bey diyor ki Erdem sana da bir kaset yapalım diyor. Hani bizim bu işbirliğimiz var. Sevgili Radyo Simge dinleyenler, Abdullah Bey de tekrar bir daha söyleyeyim. O da şahit olsun. Şimdi Abdullah Beyciğim, bizim bir ses yarışması düzenliyoruz. Radyo Simge, Erdem'le Neşe'ye muhabbet. A yapım Asya'nın sesi olarak. Güzel evet. Sesli insanlardan telefon bekliyoruz. Evet. Onların yapacakları tek şey bir şarkı ezberleyip benim sesim güzel. Ben de kaset yapabilecek kabiliyet var. Böyle de bir imkanı ben mutlaka değerlendirmek istiyorum diyen dinleyicilerimiz arıyorlar. Onlar bir şarkı ezberleyip bir gün karar veriyoruz kendilerine. Benim programda söylüyorlar o şarkılarını. Ve bunlar kayda alınıyor. Beğenilen bir kişiye her türlü masrafı firmadan olmak kaydıyla evet. Kaset yapılıyor. Aynı zamanda yine plakçının bir teklifi var Erdem diyor. Bunlara bitmiyor yani bizim hizmetlerimiz diyor. Bir de dans etme kabiliyeti olan iki tane erkek, üç bayan veya üç bayan, iki erkek. Tende bir evet. Grup turba misali. Biliyorsunuz Aytaç Bey grup turbası vardı eskilerden. Bir de böyle bir yeni bir grup oluşturmayı düşünüyor. Yani bundan çıkan şu. Bundan 6-7 kişi bizim program vasıtasıyla şöhret imkanı yakalamış oluyor. Çok güzel bir hizmet bu. İnanıyoruz güzel şeyler olacağını. Aytaç Bey bir de diyor ki bana Erdem bir sana da kaset yapalım diyor. Dedim yok. Şimdi yani, Aytaç Bey ne diyorsa olur. Çünkü Aytaç başarılı bir insan. Ben o kadar başarılı değilim kaset konusunda. Sesim iyi değil Abdullah Bey. O el attıktan sonra olur. Çünkü müzikte büyük bilgisi var. Diyorsunuz. Peki. O zaman ben Aytaç Bey'in fikrine gerçek. Biraz çürüteyim şimdi. Siz ne diyeceksiniz? Bakınız efendim bu sese kaset yapılır mı? Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgili istiyorum. Yani bu sese kaset yapılır mı Abdullah Bey? Bir bakar mısınız? Belki hani niçin yapılmaz? Şimdi zaten neyin satacağı belli değil. Tamam ben çok iğrenç, o kadar pis kötü bir sesim var demiyorum ama kaset yapılacaksa ve yani daha iyi bir sese yapılır. Hemen size bir şey söyleyeyim mi? Bu sevgili vatandaşım, milletlerimiz, yani bizim daha doğrusu Türk milleti olarak söylüyorum. Tren gelir, hoş gelir dinledikten sonra sizi de memnuniyetle dinlerler. Tombul tombul memeler var. Yani ben aslında Aytaç Bey'le konuşayım. Bana böyle bir madem imkan tanıyor ben onu da başka bir dinleyici aktarayım. En azından bir kişinin daha şansı olsun istiyorum. Yani bilmiyorum içinden geldi o kadar bir sesim yok. Ya Aytaç Bey güzel şeyler yapmak istiyor ve de yapar ben inanıyorum. Evet. İnanıyorum yapar. O da bu işin başında olduktan sonra yarışmayı da başarıyla Aytaç Bey'in garantisi altında zaten tabii, biz tabii. Bu yarışmayı yapmaya karar verdik. Biz de o konuda yardımcı oluruz. Tabii sizin tanıdığınız insanlar da varmış ekstradan tabii, anlattınız. Tabii. Onları da tabii yarışmaya dahil tabii. Edelim. Biz Radyo Simge, Erdem'le Neşe'yi Muhabbet, A Yapım, Asya'nın Sesi olarak müzik piyasasına değerli insanları, değerli isimleri, yetenekli isimleri kazandıracağımızdan dolayı oldukça gurur duyuyoruz. Efendim oldukça mutluyuz ve ümit ediyoruz ki bu yarışmadan sonra özellikle birkaç ay içinde albüm hazırlıklarına girilip bir ön çalışma meydana gelince ne kadar iyi bir iş yaptığımızı, ne kadar kaliteli bir işe imza attığımızı anlayacağız. Çünkü onca popçunun, onca sesi kötü olduğu halde torpillerle işte birilerine sırtını dayayarak çıkartılmış albümlerden çok daha kaliteli bir albüm çıkacak. Ve bizim de bunda imzamızın olması bizi mutlu edecek Abdullah Bey. İçimden gelerek söyledim. Peki sizce bizim bu hizmetimize nasıl bakıyorsunuz? Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Tabii doğru yapıyorsunuz. Mesela çok gençler var, Avrupa'da dahi bile var. Yani imkan arıyorlar, imkan olacak ki imkan olmadan bir şey olmaz. Ya biz de ileri tarihte zaten Aytaç Bey'le belki bu Avrupa'daki gençlere de, sadece Türkiye değil, Avrupa'daki gençlere de seslenmek istiyoruz. Onlardan da gelen olursa yardımcı olacağız tabii.
Türkiye'deki inanıyorum her yörenin insanları kendisine göre has tavırları var biliyorsunuz. Hani şans meselesi artık kimin ne olacağı belli efendim? Olmaz tabii. Burada büyük bir şans, büyük bir fırsatı biz sevgili Radyo Simge dinleyenlerine tanıyoruz. İleriki ayların, yılların bir Yonca Evcimi, bir Yıldız Tilbesi, belki Emel Sayın'ı, belki Ajda Pekkan'ı, belki de süperstar damgasını kendisine vurdurabilecek, süperstar diye anılabilecek insanlar varsa toplumumuzda, bilinmeyen değerler, bilinmeyen yetenekler, böyle olma imkanını sunuyoruz yani. Ne diyeyim? Mesaj bizden gitti. Arayabilirsiniz 0212 278 30 31. Yaklaşık 1 ay 20 günlük bir çalışma neticesinde zaten kimlerin ne olduğu, kimlere ne yapılacağı ortaya yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Peki ben Abdullah Bey'e yine bir soru sorayım, bir soru yönelteyim ve kısa bir konuşmadan sonra hemen yine ondan güzel bir parça dinleyelim. Abdullah Bey, sizin bu kasetinizdeki bu yakışıklı fotoğraflarınızı çeken fotoğrafçı kim, yoksa Erol Atar mı? Var mı alakanız? Onların firmasına çekildiydi. Peki bu Erol Beyefendi'nin katkısı oldu mu bunda? Erol Beyler yoktu, başka bir arkadaş vardı, ismini şu anda hatırlayamayacağım. Yani Erol Bey'den bir fotoğraf çekimi yok diyorsunuz bunda? Yok, bunda yok ama onların firması. Namitenayi saygılarımı iletiyorum kendisine. Peki çeken kim? Güzel, çok yakışıklı çıkmışsınız hakikaten, yani zaten öylesiniz de bayağı bir fotojeniklik. İsmini hatırlayamayacağım ama gerçekten güzel çekiyor. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Evet. Abdullah Bey. Evet. Bu ne zaman çekildi, kaç ay önce? Vallahi bu 2 sene önce. 2 sene önce. Şimdi şapka var, şapkayı niye çıkartmıyorsunuz? Efendim sevgili Radyo Simge dinleyenleri, Abdullah Bey şu anda stüdyomuzda konuk ama bir güzel şapkası var, çok şık bir şapkası var. Onun için saçları tam net olarak göremiyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten birkaç ay önce çekilen bir fotoğraf, evet, değil mi? Çok şık, çok güzel çıkmışsınız, çok yakışıklı, çok fotojenik bir insansınız. Bol bol kliplerinizi televizyon kanallarında izlemek istiyoruz Abdullah Bey. İnşallah, daha klip falan yapmadık ama düşünüyoruz, yapmayı düşünüyoruz. Peki sizin de moda var son zamanlarda. Bu modaya uyup manken oynatmak gibi bir düşünceniz var mı klibinizde? Vallahi manken değil de o mankenden daha güzel kızları var. Manken. Siz mesela bir klip çekin, Çağla Şikel'le oynayın. Bu moda biliyorsunuz, Çelik'in klibinde oynadı. Artık bunlar çok istiyorlar. Çok istiyorlar. Kısmet meselesi tabii ki. Peki hangi çalışmanızda özellikle düşünülüyor klip çekmek? Valla ben en çok Romanya kızlarını düşünüyorum. Tabii mesajı da güzel onun. Curcuna bir klip olsun. Ben de oynarım vallahi, çok zevkle böyle bir klipte. Tabii. Ben de oynarım. O zaman Abdullah Bey, sizden bir çalışma daha dinleyelim. Bu arada 0212 278 30 31 canlı bağlantılar için telefonlar gelmeye başladı. Mesajlar yazdırılıyor, arkadaşlarımız ilgileniyorlar, sağ olsunlar. Hemen bir parçanızı şimdi dinletiyoruz sevgili Radyo Simge dinleyenlerine. Gece gündüz ağlıyorum inan durmadan.
gece gündüz ağlıyorum inan durmadan. Neredeysen gel al beni eller almadan. Saracaksan sen sar beni eller sarmadan. Sonra çok pişman olursun eline geçmem. Geçmem eline geçmem. Eline geçmem, geçmem, eline geçmem. Eller beni alır gider, eline geçmem, geçmem, eline geçmem. Eline geçmem, geçmem, eline geçmem. Sonra çok pişman olursun, eline geçmem, geçmem, eline geçmem. Sonumuz hüsran olacak. Sonra bin pişman olursun. Eline geçmem, geçmem, eline geçmem. Eline geçmem, geçmem, eline geçmem. Eller beni alır gider. Eline geçmem, geçmem, eline geçmem. Eline geçmem, geçmem, eline geçmem. Eller beni alır gider, eline geçmem ah, eline geçmem Allah. Evet sevgili Radyo Simge dinleyenleri, Erdem'le Neşe Muhabbet programına konuğumuz Abdullah Tam Beyefendi ile jet hızıyla olağanca hızımızla devam ediyoruz. Programımız başladı. 1 saat 3 dakika olmuş. Dakikasını da söyleyeyim ve saat 3 yani 15.30'a kurallarımıza her zaman 3.30 dediğimiz zaman gece 3.30 mu oluyor bilmem ne mi oluyor böyle biliyorsunuz Türkçedeki konuşmalara çok önem veren insanlarımız böyle ince konulara dikkat etmemizi istiyorlar. Onun için biz de 15.30 olarak hemen bastıra bastıra her ne kadar 3.30'da desem bileceksiniz hangi saatten bahsettiğim ama 15.30. Buradan yine ben bir mesaj verdim birilerine özellikle. 15.30'a kadar programımız sürüyor. Doğal ve samimi bir program olarak Abdullah Bey her şeyleri konuşuyoruz burada. Sizin böyle bir şeyiniz var mı hakikaten? Özellikle diksiyon ve fonetik hocalarının çok takıldığı, çok bahsettiği bir şey bu. Diyorlar ki, işte yarın, ben de katılıyorum bu konuda kendilerine. Yarın 8.10'da görüşelim senin evinde dediğimiz zaman bir arkadaşımıza. Ve biz sabah 8'i 10 geçe gittiğimizde kapıyı açıp bizi görünce aa, sen akşam 8'i 10 geçe gelmeyecek miydin deyince böyle bir iletişim kopukluğu yaşandığı konuşuluyor. Bu diksiyon ve fonetik hocaları tarafından öğrencilere verilen bir eğitimden biri. Onun için mesela biz şu anda herkes biliyor ki saat 2.30. 3.30'da biteceğini söylememize rağmen bu bir saat sonrası oldu kesin. Ama ille diyor ki fonetik hocaları, ille diyor ki mutlaka insanlar bilse de 15'si 15, 16'sı 16 diye söyleyin diyor. Sizce böyle bir kurala, böyle bir düşünceye karşı tutumunuz nedir Abdullah Bey? Vallahi tutumum insanların her şeyi daha düzgün anlaması. Sizin dediğiniz gibi de mesela 3.30 değil de 15.30. Yani daha güzel oluyor 15.30 deyince. Gerçi hiç kimse bizim gece 3.30'a kadar bu programı sürmeyeceğini biliyor ama evet. İşte o hassas düşünceli sevgili hocalarımıza karşı saygımızdan namütenahi saygılarımızdan dolayı bu ince konularda değiniyoruz burada. Ama o sabah 8-10 geçe örneği çok güzel. Yani 8'e 10 geçe diyor yarın sizin diyor evinizde buluşalım. Komşusu arkadaşı anlıyor ki akşam 8-10 geçe gelecek. Bu sabah 8-10 geçe gidince şaşırıyor. Sen akşam gelmeyecek miydin diyor. Halbuki ona 08-10 veya da sabah 8-10 gibi
bir ince kelimeyi, bir ince detayı eklemesi gerekiyormuş. Yani şöyle söylenebilir ki yani yarın sabah 8-10 geçe dese o insan daha iyi idrak eder. Derse 8-10 geçe Allah'ım acaba sabah mı da akşam mı ikisinin arasında o akşam olarak düşünüyor da. Sabah gidiyor. Yani bundan da insanlara bir kuantik diksiyon lazım. Efendime tabii, söyleyeyim tabii. Güzel konuşma örneklerini tabii. Sunuyoruz böyle. Aklıma geldi de benim sevgili Abdullah Bey bu örneği hemen burada insanlara doğal bir program. Erdem Neneşe muhabbet samimi bir program. Konuşalım dedik. Belki çünkü hocalarımızdan dinleyenler varsa ki ben dinlediklerine eminim. Çünkü dinleyeceklerini söylemişlerdi. Çok severler. Ben de kendilerini seviyorum. Onlara olan saygımı bu şekilde dile getirmiş oldum bu konuşmamda. Abdullah Bey yine hemen albüme dönelim. Sizin, pardon bir dakika albümden önce şu soruyu soracağım. Çok merak ettiğim bir soru bu. Son zamanlardaki televizyondaki tartışma programlarında bir sanatçısıyla ben sanatçıyım, işte ben sanatçı adayıyım, işte ben sanatçıysam böyle oturabilirim ama yoksa öyle oturamazsın. Sanatçı dedin şöyle oturur, böyle oturur, böyle bir tartışmalar aldı gidiyor. Bunu ben bütün gelen konuklarla bu konuyu konuştum, bu sorumu sordum ve halen gündemde olan bir şey bu. Yine görüyoruz bunları, bunun modası geçti geçecek diyoruz ama bu konuşmalar almış başını gidiyor. Sizin bunlarla ilgili düşünceniz nedir? Sizce bir sanatçı oturur. Duruşu, efendim, var sanatçı mı? Yani oturmasında, kalkmasında bilmesi lazım. Bir yere geldiği zaman da kendisinden küçük olanları hakir görmemesi lazım. Mesela Sayın İbrahim Tatlıses'i görüyorsunuz. Kendisinden 2 yaş, 3 yaş büyük de olsa elini öpüyor. Hani evet. Herkes İbrahim Tatlıses'i örnek almalı. Evet, başta. Doğru. Onun için kimseyi hor görmemek lazım. İnsanı biliyorsunuz Allah bir yere getirir, bir yerden gene alır. Onun için bir yere geldiği zaman bir sanatçı hani hakir görmeyecek diğerlerini, küçüklerini görmeyecek. Ayrıca bir de o televizyondaki tartışmalar diyorsunuz. Onlar da şimdi Türkiye'mizde ben hemen açık söyleyeyim. Hani reklam bu şekil ancak olabiliyorlar. Yani kendini sanatçı zannedenlerin çıktığı programlarda sanatçılar mı bu şekilde reklam oluyor, o programlar mı bu şekilde i̇şte reklam oluyor? Birbirlerinden kavga ediyorlar, birbirlerinden dedikodu çıkarıyorlar. Zaten olay budur. Mesela her gün gazetelerde görüyorsunuz. Yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Aslında gerçek olan bir şey var. Doğru düz kendilerini reklam etsinler. Onu bunu hani malzeme yapmasınlar. Tabii biz o insanların gönlü olsun diye sanatçı diyoruz. Aslında şarkıcı sıfatından yukarı çıkamayan insanlar kimi zaman ama gönülleri olsun. Onlarla da aramız bozulmasın. Evet. Efendime söyleyeyim madem öyle istiyorlar istedikleri olsun. Zaten bayram da geliyor. Bayramda herkes zaten sanatçılıkta bu ortamda yani illa dedikodu. Hani gerçek olmayan şeyleri dahi bile gazeteler bazen yazıyorlar. İşte onun hani sanatçının reklamı oluyor. Ama iyi değil yalnız. Gerçekleri yapmak daha güzel. Bir de Abdullah Bey dikkatinizi çekmişse, benim hep çekiyor zaten. Bakıyoruz, böyle sesi güzel, sanatı güzel, konuşması, diksiyonu, fonetiği, efendim söyleyeyim 3.5'u, 15.30'u falan filan hepsini zamanında yerinde kullanan, insanlara örnek olacak insanlardan ziyade baldır bacak gösteren, işte etek giyip, işte şurası burasını açıp oturan insanları, kendini sanatçı zannedenleri daha çok çağırıyorlar. Peki bu televizyonlardaki bu kimi zaman bu kalitesizliği siz neye bağlıyorsunuz? Bir televizyon patronlarından mı olabilir? Yoksa gerçekten insanlardan böyle bir talep mi var? Şimdi zaten bizim milletimiz çok duyarlı bir millettir Türk milleti olarak. Onlar kimin ne yerde olduğunu iyi biliyorlar. Onlar affedersiniz bacaklarını da açsa, kıçlarını da açsa hani kendi kendine reklam deseler. Bizim milletimiz her şeyden evvel sanat istiyor. Tabi bazıları da kendi kendine hani isim vermeyeyim, yok şöyle yok böyle kendi kendine reklam ediyorlar. En doğrusu sesleriyle. Kendilerini, tabii, kaliteli tabii, yapıtlarıyla tabii. Kendilerini insanlarla tabii, buluşturmaları gerekir. Tabii. Peki siz yine bu konuda bana katılıyor musunuz? Ben diyorum ki şöyle bir sene sonra artık böyle insanları eskisi kadar göremeyeceğiz. Çünkü devran terse dönecek. Abdullah Tan gibi, efendime söyleyeyim Leyli Hanım gibi, işte kendi çabalarıyla, kendi gayretleriyle bir şeyler yapmış Mehmet Can gibi, ondan sonra yine klasik Türk musikisinin değerli hocası Sözer Yaşmut Beyefendi gibi insanları sık sık ve en güzel programlarda görmeye başlayacağımızı ben düşünüyorum. Ve bu insanlarda bu modanın ters dönmesiyle artık bununla bir şey yapamayacaklarını anlayıp bari biz de kaliteli bir şeyler yapıp öyle televizyona veya radyoya çıkalım gibi düşünerekten çalışmalara geçeceğini ben temenni ediyorum, düşünüyorum. Tabii. Siz bana katılıyor musunuz? Tabii, bir sene zaman veriyorum. Bir sene içinde diyorum bunlar olacak. İnşallah öyle olur da zaten bizimkiler daha evvel de anlatmıştım size. İlla kendilerine bir malzeme buluyorlar.
İşte falan hakkında, falan hakkında. Yoksa ben de mesela çok büyük arkadaşlarım var, ses sanatçılarını tanıdıklarım. Niçin ben kendim onlarla reklam edeyim ki? Değil mi? Ya, adamlara yerlerini bulmuşlar, oturmuşlar. Allah da o yerden indirmesin. Daha da yerlerinde otursunlar. Peki, Abdullah'tan duyduğum kadarıyla piyasada, müzik piyasasına gümbür gümbür ikinci bir albümle gelmeyi, ikinci bir albümle hızla giriş yapmayı düşünüyor. Her ne kadar bu yeni bir kaset, yeni bir albümde olsa, ikinci albüm hazırlıkları da varmış bu arada. Kulağıma sonra, geldi. 3-4 ay sonra. Şimdi niye Abdullah Bey, bu albüm çıkalı bir ay oldu, niye bir sene, bir buçuk sene bekleyip ikinci bir albüm düşünmüyorsunuz da 3-4 ay sonrasında hemen bir şey... Biz daha yeni olduğumuz için halk bizi tanıtmasını istiyoruz. Birkaç kasetle birlikte tabii, onların huzurunda olaraktan böyle bir düşünceniz var. Peki... Herhangi bir iddiamız yok da işte öyle istiyoruz, bir şeyler yapalım. Peki başka bir plak şirketinden teklif var mı? Sadece özel plaktan mı yine çalışacaksınız ikinci albümde? Valla özel plakla çalışıyoruz. Ya Aytaş Bey var. Bizim anlaşmalı plakçımız da yani tabii. Sevdiğimiz, saydığımız Aytaş Düzgit'ten de teklif var yani. Şimdi ne diyeyim ki ben, Aytaş Bey'e çok saygı duyarım, çok severim kendisini. Hiç yorum yapmayayım, siz kendiniz karar verin ama hiç de fena değildir Aytaş Düzgit'in firması da. Tabii. Yani özel plak inşallah dinlemiyordur. Dinlese de bize küsmezler. Peki yine ikinci albümde Abdullah Bey kendi çalışmalarınız mı olacak yoksa bu ben sefer biraz yardım alacak mısınız? Ben kendi çalışmalarımı yaparım, hiç kimsenin eser almam. Çünkü o yeteneğim var benim. Onu kendim hep canlandırmak. Peki hazırlık istiyorum. Var mı? Hazırladığınız sözünü, müziğini, güftesini, bestesini yaptığınız bir şeyler var mı? Şöyle bir kısa bir şey okuyabilirim. Tabii. Buyurun efendim. Bu okuyacağım parça da yalnız şöyle bir şey. Bir köylüyle ağasının arasındaki olan bir mevzu oluyor. Köylüyle? Ağası. Eskiden ağalar vardı köylü idareden. Mesela diyoruz halen ki, daha var. Bizim şöyle türkümüz başlıyor. Bizim köyün kerpiç damı, içinde çekeriz gamı. Bizim köyün yıkık damı, içinde çekeriz gamı. Çağırın gelsin ağamı, yatar mı yatmaz mı bilmem, yatar mı yatmaz mı bilmem, yatar mı bilmem. Ağam bizim sesimizi duyar mı duymaz mı bilmem, duyar mı duymaz mı bilmem, duyar mı bilmem. Böyle. Çok teşekkürler Abdullah Bey. Okunmaz bu duyulmamış parçalar ama... Ben de Neşe Muhabbet programına özel. Onun için yine teşekkür ediyorum. Yine bir ilke imza attık. Daha piyasaya çıkmamış. Aman efendim. Piyasaya çıkmamış. Bak bir dakika kısayım da. Piyasaya çıkmamış ama ilk kez insanların duyduğu bir çalışmanızdı. Tıpkı Mehmet Can'ın albümü de 2 ay sonra piyasaya, belki de 1 ay sonra piyasaya çıkacak. İlk kez Radyo Simge'de biz bu albümü baştan sona insanlara dinletmeye çalıştık. Sizin de ikinci albüm daha piyasaya çıkmadan bir güftesini yazdığınız, bestesini belki de yaptığınız bir çalışmayı da insanlara duyurmuş olduk. Evet. Yine güzel, yine kaliteli bir yapıt şahit olduk hep birlikte. Albümünüzden bir parça dinleyelim. Aklınıza gelen bir fıkra var mı Abdullah Bey? Olabilir. Elim çok gelmeye başladı. Olabilir. Sizden bekliyorum yani bir siftah daha bekliyorum şimdi sizden. Şimdi hemen şöyle anlatayım. Bir Yahudi vatandaşımız tabii kuyumculuk yapıyor, çok zengin. Ve bir de yine Türkçesi hani diyelim ki dolandırıcı diyelim. Evet. Her gün geliyor o kuyumcunun önünden geçiyor. Allah diyor bu adam ne kadar zengin diyor. Ve o semtte de kuyumcuya yakın bir berber var. Ona gidiyor tıraş oluyor. Normal diyelim ki 50 bin liraysa 1 milyon atıyor bir sakal tıraşına. 100 bin ise 2 milyon atıyor. Her gün tıraş oluyor. Tabii berber o efendim hoş geldin nasılsın iyi misin? O dolandırıcı arkadaş berbere diyor ki ya benim bir akrabam var diyor. Daha doğrusu kardeşim diyor. Ya bu diyor 40 senedir diyor sünnet olmuyor diyor. Ben diyor ne yapayım diyor bunu sünnet edelim diyor. O da diyor ki ya getir buraya diyor. Biz de çayın içine bir şey koyarız. Onu da sünnet ederiz. Hiç bir kafanı yok dedi. Ve bu tabii yanına iki tane güzel bayan alıyor. Gidiyor Yahudi kuyumcu vatandaşımızın yanına. Gidiyor altınları şuna buna bakıyor derken. Ondan sonra
kadın diyor ki, yanındaki dolandırıcı diyor ki, ya diyor, bizi zaten mağazada bekliyor, düğün yapacağız biliyorsun, işimiz çok falan. O zaman diyor ki, ya kardeşim diyor, bu altınları diyor, koy diyor çantanın içine diyor. Gidelim diyor, bizim mağazada bekliyorlar, onlar da bir şeyler seçecek zaten diyor. Orada paranı da vereyim diyor, sen çek git diyor. Olur efendim diyor, kuyumcu dolduruyor tabii altınları çantasının içine, koltuğunu alıyor. Oh ne güzel. Berberin önünden geçerken, berber tabii çok para veriyor ya. Abi ne haber, nereye gidiyorsun falan diyor. Ya de dur diyor, işim var diyor. Ya gel seni bir sakal tıraş yapayım. Ya da, yok Allah aşkına gel diyor. Tuttu geldi getiriyor. Allah aşkına gelince bu diyor ki kadınlara, siz gidin mağazaya, biz de kuyumcuyla geliriz. Kuyumcuyla beraber dükkanın içine oturuyorlar. Bu arada kuyumcu tabii koltuğunda çantası, altınları çantanın içerisinde. Berber diyor ki, kuyumcu ne içersiniz? Valla diyor, bir çay içeyim diyor. Çayın içinde tabii ne veriyorlarsa artık. Ne veriyorlar? Mayıklı şey veriyorlar. Ondan sonra o çayı içince tabii adam uykuluyor. O da ikisi de tabii berberin koltuğunda tıraş oluyor. Bu adam kaç yaşında atladı? Bu adam hemen hemen 40 yaşını geçti. Niye olmamış ya bu? Dur ki. Ondan sonra berber tabii bu uyuyunca hemen bunu arkaya kaldırıyorlar. Tabii koltuğundaki çantayı kim alacak? Dolandırıcı alıyor. Dolandırıcı alıyor çantayı, diyor ki berbere, sen de bunu hallet de ben geliyorum diye. Ben geliyorum diye alıyor gidiyor. O arkada tabii sinnet ediyor. Adam 3-4 saat sonra ayılıyor. Ya aman diyor, berber diyor, ya yat kardeşim ya, sen yabancı değilsin, otur ya falan, rahatına bak falan diyor. Ya aman diyor, ya kardeşim diyor, otur rahatına bak. Ya kardeşim ne rahat diyor, hani nerede benim altınım? Ne altını diyor. O arkadaş aldı gitti diyor. Sünnet parası olmuş ona. Yani böyle bir şey. Ondan sonra neticede bu vatandaş işte dolandırıldığını anlıyor. Berberi de yani, berbere böyle para fazla vere berber o işi beceriyor. Beceriyor tabii. Ama birçok da parası da oluyor. Bir çanta dolusu altından tabii, oluyor. Tabii. Bakınız efendim, bir de bende bir fıkra var. Evet. Şimdi efendim, hangisini anlatalım? Bir sürü de var anasını. Şunu anlatayım. Küçük Temel'e babası sınıfta kaçıncı olduğunu sormuş. 25. deyince nasıl olur? Geçen hafta 20.ydin deyince oğlan yanıt vermiş. Geçen hafta sınıfa 5 kişi geldi babacığım diyor. Anladınız mı Abdullah Bey? Yani Temel'in oğlunun ne kadar zeki, ne kadar çalışkan, ne kadar derslerini akşam uykuya yatmadan önce çalıştığını bize anlatan bir fıkramızdı. Telefon varmış herhalde. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler. Kiminle konuşuyoruz? Ben Arzu, karısından arıyorum. Evet, yine sizinle müşerref olduk yani bugünkü programda. Evet. Buyurun Arzu Hanım, sizi dinliyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa, bir fıkra anlatmak isterseniz hiç çekinmeden anlatabilirsiniz. Abdullah Bey'le konuşacaktım. Tabii Abdullah Bey'le konuşacaksınız. Abdullah Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Sağ olun. Nuri Sesi Güzel'i çok sevdiğinizi söylediniz. Efendim? Alo. Nuri Sesi Güzel'in diyor, sesini çok beğendiğinizi söylemiştiniz diyor. Onunla ilgili bir şey soracak. Siz Arzu Hanım'a... Kendinize bana... örnek aldığınızı söylemiştiniz. Size maddi ya da manevi olarak bir destek verdi mi diyeceğim. Onu soracaktım. Yok, öyle bir destek almış değilim de hani hemşerimdir, severim. Yani hemşerisi ve sevdiğini söyledi Abdullah Bey. Peki ben... Ben çıplak sesle canlı olarak bir şey, şarkı söylemenizi isteyecektim mümkünse. Tamam, söylesin. Hangisini istiyorsun? Nuri Sesi Güzel söylüyordu bunu. Kara Kaş Gözlerin Elmas. Biliyorlar mı acaba? Kara Kaş Gözlerin Elmas. Kara Kaş Gözlerin Elmas. Bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olur kimseler almaz. Annene bak gör halini. Gel güzelim beni yakma. Seni seven kalbimi yıkma. Allah bile kalpleri yıkmaz. Öldürücü gözle bakma. Çok teşekkür ediyorum size. Arzu Hanım, alkışlasanız oradan. Hadi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı önceden yani babam falan dinlerdi. Nuri Sesleri falan çok severdi. Ben de derdim, türküden ne anlıyorsunuz falan derdim. Babam da derdi ki, bize türkü özümüz bizim. Tabii. Türküyü inkar eden özünü de, memleketini de inkar eder derdi. Evet. Yani gerçekten Radyo Simge bizi türküde yani sevdiriyor, türküleri sevdiriyor. Tabii bu programlar yeni devam. Yeni sanatçılar, değişik sanatçılar. Tabii. Mesela yarın da sinema sanatçısı Oya Aydoğan konuğumuz Arzu Hanım. Biliyor evet, musunuz? Yani, biliyor musunuz? Tabii ona da çok güzel sorular soracağınıza eminim. Abdullah Bey diyor ki, Arzu Hanım nereli acaba diyor kendisi. Ben Ankaralıyım. Ankaralıymış Abdullah Bey. Bir kulaklık sorumuz vardı, onun için ben tekrar ediyorum kendisini. Açık ve seçik bir şekilde evet, bunu doğal olarak. Evet, ben kendisinin sesini de radyodan fazla alamıyorum. Sizin kadar çıkmıyor.
Peki bir konuşun Atlat Bey, bir açalım. Şu anda nasıl gelecek bir konuşun Atlat Bey. Arzu Hanım'a nereli olduğunu sorun, bir de siz sorun. Arzu Hanım nereliydiniz? Ben Ankara Beypazarlıyım, şimdi sesiniz biraz daha güzel. Çok güzel. Radyodan Türküyü dinlediniz mi bari, Kara Kaş Gözleri Elmas? Söyledim, dinlediniz mi? Evet, çok güzel, sesinize sağlık, yorumunuza sağlık. Artık Arzu Hanım hemen gider bir albümünü alırsınız, bir kasetini alırsınız Atlat Bey. İnşallah, inşallah. Ben kendim anneme ya da babama alacağım, babam falan çok seviyor. Yani hep Neşet Ertaş'ın sesi güzel. Ali Ercan o türkücüleri dinlediği için babama güzel bir sürpriz olacak yani. Evet. Ne kadar güzel. Yani Abdullah Tam Beyefendi'nin albümünü alıp annenize babanıza armağan edeceksiniz. Zaten ben Ankara'da askerlik yaptım. Efendim? Ankara'da, Etimesgut'ta. Ben de Ankara'da askerlik yaptım. Usta bildim, Ankara'da benim de. Öyle mi? Tabii, ne kadar güzel. Peki Arzu Hanım, Ankara'ya siz gidiyor musunuz? Evet, geçen sene gitmiştim Ağustos'ta. Şu anda kimler var Ankara'da? Akrabalarım var. Orada. Yani Ankara'ya irtibatınız kesilmedi. Efendim? Ankara'ya diyorum, irtibatınız kesilmedi. Hayır hayır. Peki evde kimler var şu anda? Şu anda mı? Evet. Evde kimse yok. Ha, bir ses geldi de dedim herhalde anneniz var. Yok, oğlum var. Ha, o Balta Limanı'ndaydı. Ha, annem değil Balta Limanı'nda. Yani siz de beni bayağı tanıdınız ya. Herhalde canım, yani 40 yıl tanıyoruz yani biz Arzu'yu. Hisar üstünden Arzu dedi mi 40 yıllık dinleyeceğimiz biz. Evet, yayınınızı dinliyorum severek gerçekten. Peki Arzu Hanım, hemen... Sizi orada yalnız bırakmak istemiyorum. Ne kadar güzel, çok teşekkürler. Net bir şekilde geliyor değil mi bizim yayınımıza? Hayır. Biraz zırtı mı yapıyor? O sorun işte. Anladım, o çok kısa. Balta Limanı'ndan bayağı cızırtılıydı. Diyordum ben, bizim oradan anne çok güzel çekiyor diyordum. Şimdi bizim burası da bayağı cızır. Ben hemen bunu açıklık getireyim Arzu Hanım. Bunu soran dinleyicilerimiz var. Çok bir kısa bir süre içinde çok net bir şekilde yayınımızı dinleyeceksiniz. İnşallah. Çok kısa bir süre içinde. Bunu tabii tabii. Oya Aydan hanımefendi de yarın burada. Yine telefonunuzu bekliyoruz. Çok keyifli, İnşallah. Çok hoş bir sohbet olacak burada. İnşallah. Bir kere de sizin nezdinizde insanlara duyuralım. Arzu Hanım, son olarak nasıl olsa ben sizi tanıyorum. Sürekli sohbet ediyoruz canlı yayında. Abdullah Bey'e son telefonu kapatmadan önce yönetmek istediğiniz veya istediğiniz bir şey var mı ondan kendisinden? Abdullah Bey'den şarkı istedim zaten türkü. Hep şarkı demeye alışmışız ya. Tabii şarkı türkü. Türkü şarkıyı ayrım yapamıyoruz bir türlü. Sanat hayatında başarılar diliyorum. İnşallah umduğu yere gelir. Ne kadar şey güzel. Onu ben de söylemenizi bekliyordum. Sağ olun. Gerçekten sesi güzel. Yani ben fazla Türk halk müziği dinlemesem de bilmiyorum, bir şeyler hissedebiliyorsam gerçekten sesi güzel. Sizin sesinize gelince... Kim, benim sesime mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun efendim. Dün söylediniz bir şarkı. Türk halk müziğini çok seviyorsunuz herhalde. Ben mi? Bugün de söylediniz. Ben söylerim. Ben bakmayın bana. Teneke gacısı gibidir ses. Sizin sesiniz de güzel. Yapmayın ya. Ciddi mi? Evet. Bana da kaset teklifi geliyor. Ben diyorum ki yok, istemiyorum kardeşim. Ya yapmayın bana kaset falan diyordum. Yani yapayım mı? Yapın. Sizin öbür şarkıcılardan ya da öbür türkücülerden ya da popçulardan neyiniz eksik ama sizin sesiniz Türk sanat müziğine daha güzel uygun. Öyle mi? Bir tane söyleyeyim mi şimdi size, iki cümle? Söyleyeyim. Bakın ben de söyleyeyim. Buyurun efendim, beraber söyleyelim. Hangisini istiyorsunuz? Aa, ben türkü söyleyeceğim. Siz Abdullah türkü söyleyin. Türkü. Söyleyin, buyurun efendim. Konumuzu da kapatıyorum, buyurun. Abdullah Bey. Dinliyorum hanımefendi. Biraz yardımcı olun, hangi tabii, türküyü söyleyeyim? Hangi türküyü söyleyeyim diye soruyor Arzu Hanım. Beraber sizinle söyleyecekmiş. Ankara misketini söyleyin. Peki siz hangisini biliyorsunuz Arzu Hanım? Ben mesela biraz önceki Abdullah Bey'in Kara Gözden Elmas türküsünü biliyorum. Onu beraber söyleyin Arzu Hanım. Buyurun, buyurun. Tamam. Abdullah Bey'le beraber söyleyin. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olun kimseler almaz. Annene bak gör halim. Ben net orasını dinlemek istiyorum. Oldu. Bravo Arzu Hanım, bravo. Size yayınımıza başarılar diliyorum. Şimdi bir dakika kapatmayın. Benden bir Türk sanat müziği örneği istemişsiniz. Evet, ben onu dinleyeceğim. Bakın bu ses güzel mi şimdi? Bir ilki bahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak, kırlara uzandın mı hiç? Devam edin, devam edin. Bir his dolup içine... Uçuyorum sandın mı hiç? Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Güzel, çok güzel. Beğendiniz mi? Ya evet. Ben dedim ki telefonu kapattı, kapatacak zannetmiştim sizin için. Ben de çok için. Beğendim. Hayır, kapatmam. Yani şimdi bu sese diyorsunuz, kaset yapılır diyorsunuz. Ben şimdi utandım, Türk söyledim yalnız. Yanakları falan kısardı. Aman Arzu Hanım, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Oldu. O zaman hiç fazla konuşmadan Abdullah Tan'ın kasetinden bir şarkıyı da size yine gönderelim. Oldu. Peki, görüşmek üzere. Abdullah Bey, roman kızlarına bence klip çekse daha güzel. Çünkü bizim erkeklerimizin çoğu roman kızlarına bir takıntı yaptı ve onların hastalık saçtığına inanıyorum. O yüzden erkeklere bir ders olur diyorum. Ben zaten onu düşünerek yazdım ve de ona uygun bir klip yaparız. Yani Arzu'dan bir istek geldi. Roman kızlarına o
Türkiye o parçaya bir klip yapın dedi. Zaten az önce bununla ilgili güzel konuşmalar yaptık. Evet, dinledim. Güzel mesajlar vermeye çalıştık insanlara. Oldu. Siz de bizimle aynı fikirdesiniz. Çok teşekkür ederim. Oldu. İyi günler diliyorum. İyi günler. Sıradaki parça yine size gidiyor. İnşallah. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet Abdullah Beyciğim. Şimdi o zaman hiç konuşmadan sıradaki parçayı Hisar Üstünden Arzu Hanım'a ne yapalım? Hemen gönderelim. Şansı neyse olsun. Evet. Seni sevmiştim canımdan fazla. Hep sana koşardım gülüm baharla yazla. Gönlünü eğlerdim canım türküyle sazla. Anlayamadın gülüm anlayamadın. Gönlünü eğlerdim canım türküyle sazla. Anlayamadın gülüm anlayamadın. Anlayamadın, anlayamadın. Bir türlü sevgimi canım anlayamadın. Ben seni sevmiştim gülüm canımdan fazla. Bir türlü derdini benim anlayamadın. Ben seni sevmiştim güzel canımdan fazla. Bir türlü derdimi benim anlayamadım. Gülüm seni sevmiştim. Anlayamadın canım anlayamadın. Evvel Allah sonra seni sevmiştim. Anlayamadın canım anlayamadın. Anlayamadın, anlayamadın. Bir türlü derdimi gülüm anlayamadın. Ben seni sevmiştim canım canımdan fazla. Bir türlü sevgimi benim anlayamadın. Ben seni sevmiştim güzel canımdan fazla. Bir türlü sevgimi benim anlayamadın. Aşkınla kalbimi canım dağlamıştım ben. Senin için gece gündüz ağlamıştım ben. Anlayamadın canım anlayamadın. Senin için gece gündüz ağlamıştım ben. Anlayamadın canım anlayamadın. Anlayamadın, anlayamadın. Bir türlü derdimi benim anlayamadın. Ben seni sevmiştim güzel canımdan fazla. Bir türlü sevgimi benim anlayamadın. Ben seni sevmiştim gülüm canımdan fazla. Bir türlü sevgimi benim anlayamadın.
Evet sevgili Radyo Simge dinleyenleri, şimdi ben meçhul meçhul sevgiliye bir şarkı, bir çalışma gönderiyor sevgili Abdullah Tam Beyefendi. Buyurun efendim. Aşka inan gel sevgilim, aşksız yaşanmaz bil sevgilim. Aşka inan gel sevgilim, aşksız yaşanmaz bil sevgilim. Bilmiyorsan öğreteyim, sana aşkı göstereyim. Kalbime girip de aşkı orada tanı, orada gör. Evet, meçhul sevgiliye gitti. Evet, sevgili meçhul sevgili, ne güzel, sevgili meçhul sevgili. Herhalde Abdullah Tam Beyefendinin vermek istediği mesajı anlamışsınızdır diyorum. Evet, şimdi ben hemen Abdullah Tam Beyefendinin albümünde, bu arada biz o kadar çok konuştuk ki konuş daha kasetin bir yüzünü bitiremedik. Daha arka izi var. Ne kadar çok konuşuyorum ben ya, anlamıyorum yani. Bu bir sanatçı konuk geldi mi duramıyorum ya benim yerimde. Yani demek ki biz buraya gelen kaseti çıkmış sanatçılara hiç gelirken CD'nizi kasetinizi getirmeyin efendim. Biz sohbet etmekten onlara fırsat kalmaz dersek herhalde yerinde olacak. Ne bileyim yani, baktım da şöyle bu kadar 1,5 saat olmuş, daha 5 tane falan bir çalışmanızı dinletebilmişiz. 1,5 saat içinde düşünün, başka bir çalışma, başka bir şarkı dinletmedik. Sadece 1,5 saat sohbet ettik, 5 adet Abdullah Tan eseri dinleme, şarkısı, parçası dinleme fırsatımız olmuş.